A eşittir 4, 6, 8, 9, 7, 5 kümesinden iki sayı çekiliyor. Yani iki tane sayı çekiyoruz. Seçilen sayıların ikisinin de çift olma olasılığı nedir diye söylemiş bize. Şimdi burada kaç tane çift var, kaç tane sayımız var bakalım. 4, 6, 8 olmak üzere arkadaşlar 3 tane ne vardır? Çift sayımız vardır. Toplamda ise gördüğü gibi 6 tane de neyimiz var? Tüm sayımız vardır. Bize ne diyor? 2 tane çift sayı seç diyor. 2 tane sayı seçeceğim. Çift sayı seçeceğim. Kaç tane çiftim var burada? 3 tane vardır. Bu 3 tanesinin içerisinden 2 tane çifti nasıl seçebilirim? 3'ün ikili kombinasyonu şeklinde seçerim. Bu benim için nedir arkadaşlar? İstenilen durum. İstenilen durum nedir? Çiftlerin arasından 2 tanesini seç diyor yani bize. Dolayısıyla 3 tane çift var. 2 tanesini 3'ün ikili kombinasyonu şeklinde seçerim. Bu tekrar söyleyelim. Bu bizim için istenilen durum. Tüm durum nedir arkadaşlar? Tüm durum değilse işte 6 tane bilyenin arasından ne yapıyorum ben? Toplamda 2 tane bilyeyi seçmiş oluyorum. Dolayısıyla tüm durumumuz ne olacaktır? 6'nın ikili kombinasyonu şeklinde olacaktır. İstenilen 3 tane çiftliğin içerisinden 2 tanesini seç diyor. Tüm durum ise toplam 6 tane sayının içerisinden 2 tanesini ne yapıyoruz? Seçiyoruz. Buradan da arkadaşlar sonucumuz 1 bölü 5 olarak çıkmış olacaktır. Diğer soruya bakalım. İçerisinde 4 tane kırmızı, 6 tane yeşil mendil olan bir kutudan aynı anda çekilen iki mendilin her ikisinin de kırmızı olma olasılığı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar toplamda 4 tane kırmızı, 6 tane yeşil ve 10 tane de neyimiz var bizim? Mendilimiz varmış. Bize ne diyor? 2 tane mendil seçeceksin diyor. İki mendilin ikisinin de kırmızı olacak diyor. Yani demek ki ben bu iki tane kırmızının içerisinden yani şöyle belirteyim. Bu dört tane kırmızının içerisinden diyor sana iki tane diyor kırmızıyı seç diyor. Ve 10 tanesinin içerisinden de iki tane mendili seç diyor. Bizim için istenilen durum nedir? 4 tane kırmızının içerisinden iki tanesini seçmek. Dolayısıyla istenilen durum 4 tanesinin içerisinden iki tanesini 4'ün ikili kombinasyonu şeklinde ne yaparım seçelim. İstenilen durum yazdık. Tüm durum nedir arkadaşlar? 10 tanesinin içerisinden 2 tanesini seçmek. Dolayısıyla bunu nasıl yapıyoruz? 10 tanesinin içerisinden 2 tanesini 10'un ikili kombinasyonu şeklinde seçeriz. Burası istenilen durum, burası ise tüm durum. Buradan da yaptığımız zaman arkadaşlar sonucumuz 2 bölü 15 olarak çıkacaktır. 5 doktor, 3 hemşire arasından 3 kişilik bir sağlık ekibi oluşturulacaktır. Bu ekipte 2 doktor, bir hemşire bulunma olasılığı nedir diye sormuş bize. Öncelikle arkadaşlar 5 tane doktorumuz var. 3 tane hemşiremiz var. Toplamda kaç kişi vardır bu grupta? 8 kişi vardır. Diyor ki bize bu bir diyor ne seçeceğim? Bir ekip seçeceğim. Bu ekipte diyor 2 tane doktor olacak ve 1 tane de hemşire olacaktır. Dolayısıyla benim için istenilen durum nedir? 5 tane doktorun içerisinden 2 tanesini seç. 3 tane hemşirenin içerisinden ise 1 tanesini seç. Peki tüm durum ne olacaktır? Tüm durum ise arkadaşlar şöyle 8 kişinin içerisinden kaç kişiyi seçiyorum? İkisi doktor, birisi hemşire olmak üzere 3 tane seçmiş oluyorum. Bundan sonra arkadaşlar ne yapalım? İstenilen durumu üst bölmeye, tüm durumu ise alt bölmeye yazıyorduk. İstenilen durum 5 tane doktorun içerisinden 2 tanesini nasıl seçerim? 5'in ikili kombinasyonu şeklinde seçeriz. Çarpı diyoruz arkadaşlar. 3 tane hemşirenin içerisinden de 1 tanesini 3'ün birli kombinasyonu şeklinde seçeriz. Bunu yaptık. Bundan sonra ne diyoruz? Bölü diyoruz. Tüm durumu yazalım arkadaşlar. Tüm durumda ise 8 tanesinin içerisinden kaç tanesini seçiyoruz? Görüldüğü üzere ikisi doktor, biri hemşire olmak üzere 3 tanesini seçiyorum. Yani 8'in üçlü kombinasyonu şeklinde de bunu yazarım. Buradan da sonucumuz 15 bölü 28 olarak çıkacaktır. Bir torbada 5 mavi, 2 turuncu, 5 mor top bulunuyor. Bu torbalardan 3 tanesi rastgele seçiliyor. Alınan topların farklı renklerde, dikkat edelim, farklı renklerde olma olasılığı kaçtır diye sormuş. Torbamızda arkadaşlar 5 tane mavi, 2 tane turuncu, 5 tane mor olmak üzere 12 tane ne var burada?
top vardır. 12 tane topumuz var. Bunu yaptık. Ne diyor bize? 3 tane diyor. Top seçeceksin. Üçü de farklı renklerde olacak. O halde maviden bir tane olacak. Bir tane seçeceğim. Turuncudan bir tane seçeceğim. Mordan bir tane. 12 tane toptan da toplamda 3 tane renk olduğu için 3 tane ne yapıyorum? Seçmem gerekecektir. Hepsinin farklı renkte olduğunu söylüyor. O halde arkadaşlar bizim için istenilen durum nedir? 5 mavi toptan bir tanesini, 2 turuncu toptan bir tanesini ve 5 mor toptan bir tanesini seç diyor. Dolayısıyla arkadaşlar 5 mavi toptan bir tanesini 5'in birlik kombinasyonu şeklinde seçerim. 2 turuncu toptan bir tanesini 2'nin birlik kombinasyonu şeklinde seçeriz. Çarpı diyoruz arkadaşlar 5 mor toptan da bir tanesini 5'in birlik kombinasyonu şeklinde seçeriz. İstenilen durumu bulduk. Bizim için daha sonra ne kalacaktır? Tüm durum kalacaktır. Tüm durum ise arkadaşlar 12 tane topun içerisinden kaç tane seçiyorum? 3 tane. Dolayısıyla nedir burası? 12'den 3 tanesini seçiyorsam 12'nin üçlü kombinasyonu olacaktır. Buradan da sonucumuz 5/22 olarak bulunur. 5 bay 3 bayan arasından rastgele seçilen 2 kişinin, 2 tane kişi seçiyoruz. İkisinin de bayan olma olasılığı nedir? Demek ki 2 tane kişi seçeceğim ve bu 2 seçtiğim kişi de ne olacak? Bayan olacak. Ne diyor bize? 5 bay 3 tane bayan olmak üzere toplamda kaç kişim var arkadaşlar? 8 kişim var. 2 kişi seçeceğim. İkisi de ne olacakmış arkadaşlar? Bay olacakmış. Yani ikisi de erkek olacak. O halde kişinin de bayan diyor. Pardon, şurada bayan diyor. İkisi de bayan olacak. O halde arkadaşlar bay olan yani erkeklerden ne yapmayacağım? Hiçbir şekilde seçmeyeceğim. Bayanlardan ise 3 tane bayandan 2 kişiyi 2 tane bayan seçeceğim arkadaşlar. O halde 8 kişinin içerisinden ise toplamda kaç kişi seçeceğim? 2 kişiyi seçmiş olacağım. Şimdi bundan sonrası nedir arkadaşlar? İstenilen durum bölü tüm durum. İstenilen durum nedir? 3 tane bayan içerisinden 2 tanesini seç diyor. Nasıl yapıyorum bunu da? 3'ün ikili kombinasyonu şeklinde seçerim. Ondan sonra bölü diyoruz arkadaşlar. 8 tane kişinin içerisinden de 2 kişiyi bize ne diyor? Seç diyor. Tüm durumu 8 kişinin içerisinden 2 tane bayan seçtiğim için tüm durum 8'in ikili kombinasyon olacaktır. O halde istenilen bölü tüm durumu yazdıktan sonra sonucumuz buradan 3/28 olarak çıkıyor. Diğer soruya bakalım. Bir torbada 2 sarı 3 yeşil bilye vardır. Bu torbadan aynı anda çekilen 2 bilyenin farklı renkte olma olasılığı nedir? Şimdi torbanın içerisinde arkadaşlar 2 tane ne varmış? Sarı, 3 tane de yeşil olmak üzere toplamda 5 tane ne vardır? Bilye vardır. Diyor ki bize 2 tane bilye çekeceksin ve bunların diyor ikisi de farklı renkte olacak. Demek ki 2 tane sarıdan bir tane seçeceğim. Sarı olacak. 3 tane yeşilden de bir tanesini seçeceğim. Gördüğü üzere 2 bilyem de ne olacak? Farklı renkte olacak. Sonuç itibariyle arkadaşlar ben burada 5 tane bilyenin içerisinde kaç tanesini seçmiş oluyorum? 2 tanesini seçmiş oluyorum. Şimdi öncelikle istenilen durum nedir? Çekilen 2 bilyenin farklı renkte olması. Yani 2 tane sarının içerisinden 1 tane bilye seçeceğim. Bunu da 2'nin birlik kombinasyonu şeklinde seçelim. Çarpı diyoruz arkadaşlar. 3 tane yeşilin içerisinden 1 tanesini de 3'ün birlik kombinasyonu şeklinde ne yaparız? Seçeriz. Bizim için istenilen durum budur. Böyle diyoruz arkadaşlar. Tüm duruma bakacağız. Tüm durum arkadaşlar nedir? 5 tane bilyenin içerisinden 2 tane seçiyorum toplamda. O halde 5'in ikili kombinasyonu şeklinde olacaktır. Buradan da sonucumuz 3/5 olarak çıkacaktır. 6 evli çift. Toplamda kaç çift varmış? 6 tane. Arasından rastgele 4 kişi seçiliyor. Seçilen bu 4 kişinin 2 evli çift olma olasılığı nedir? Öncelikle arkadaşlar 6 evli çift nasıl olacaktır? Şöyle çizelim. Birinci çiftimiz, ikinci çift, üçüncü, dördüncü, beşinci ve toplamda 6 tane olduğu için 6. evli çiftimiz. Ne diyor bize arkadaşlar? 4 kişi seçeceksin. Seçtiğin ikisi de evli çift olacak. Peki toplamda 6 evli çiftte kaç kişi vardır? 6 evli çiftte 6 çarpı 2'den toplamda 12 kişi vardır. Dolayısıyla arkadaşlar biz 12 kişinin içerisinden toplamda yani toplam durumumuz, tüm durumumuz ne olacaktır? 12 kişinin içerisinden 4 kişi seçtiğimiz için 12'nin dörtlü kombinasyonu olacaktır. Buraya gelmeden önce istenilen duruma bakalım arkadaşlar. Diyor ki bize 6 evli çift 4 evli çift 4 kişinin daha doğrusu ikisi evli çift olacak. Gönül üzere kaç evli çiftimiz var bizim? 6 tane evli çiftimiz var.
Ben 4 kişi seçeceğim, değil mi? 4 kişiyi nasıl seçerim arkadaşlar? Bu evli çiftlerden, yani bu 6 tane evli çiftten 2 tanesini seçersem toplamda ne yaparım? 2 tane evli çifti seçmiş olurum. Dolayısıyla bu 2 evli çifte kaç kişi olacaktır? 4 kişi olacaktır. Bize de zaten 4 kişi seç diyor. O halde arkadaşlar bu 6 evli çiftten ikisini seçtiğim durumda seçilen 2 evli çifti ne olacaktır? Evli olacaktır. Dolayısıyla istenilen durum ne olacaktır? 6'nın ikili kombinasyonu olacaktır. Peki tüm durumumuz ne olacaktır? Tüm durumdaysa 12 kişinin içerisinden kaç kişiyi seçiyorum ben? 4 kişiyi seçmiş oluyorum. Dolayısıyla 12'nin dörtlü kombinasyonu olacaktır. Buradan da işlemimiz yaptığımız zaman sonucumuz 5/22 olarak çıkıyor. 6 kız ve 2 erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıftan 3 kişilik bir grup seçilecektir. Grubun tüm elemanlarının kız öğrenci olma olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar 6 tane ne varmış? Kız varmış. 2 tane de erkek. Olmak üzere toplamda kaç kişi var? 8 kişi var. Ne diyor bize? 3 kişi seçeceksin diyor ve gruptaki seçtiğin tüm elemanlar diyor kız olacaktır. Demek ki kız olacaksa ben burada 6 tane kızın içerisinden 3 tane kişiyi seçmiş olacağım. Erkeklerin içerisinden ise hiçbir şekilde kimseyi seçmeyeceğim. Çünkü hepsi ne olacak arkadaşlar? 3 kişinin 3'ü de kız olacaktır. Bizim için istenilen durum neresidir? Şurasıdır, değil mi? Şu tik attığımız yer. Yani 6 tane kızın içerisinden 3 tanesini seçeceğim. Tüm durumumuz ise nedir? 8 kişinin içerisinden kaç kişiyi seçiyoruz? 3 kişiyi seçmiş oluyoruz. O halde istenilen durum ne olacaktır? 6 kişinin içerisinden 6 kızın içerisinden 3 tanesini 6'nın üçlü kombinasyonu şeklinde seçeriz. Böyle diyoruz. İstenilen durum yaptık. Sonra geliyoruz tüm duruma. Tüm durumda ise arkadaşlar 8 kişinin içerisinden 3 kişiyi seçeceğim. Bunu da 8'in üçlü kombinasyonu şeklinde yaparım. Buradan da sonucumuz 5/14 olarak çıkacaktır. Bir torbaya eşit sayıda beyaz, yani hem beyazın hem de siyah kalemlerin sayıları eşit. Eşit sayıda beyaz ve siyah kalem konuluyor. Torbadan çekilen kalem geri torbaya konulmamak şartıyla, şöyle altını çizelim. Konulmamak şartıyla ard arda çekilen iki kalemin ikisinin de, demek ki iki kalem çekiyoruz, ikisinin de beyaz renkte olma olasılığı 6/25'tir. Buna göre ilk durumda torbada toplam kaç kalem vardır? Şimdi arkadaşlar torbanın içerisinde eşit sayıda siyah ve beyaz kalem var. Şöyle diyelim, x tane beyaz kalem olsun, x tane ise kırmızı kalem olsun. Burada ne diyor bize burada? İki bilyenin, iki kalemin ikisinin de beyaz renkte olmalı olasılığı 6/25. Şimdi burada iki tane kalem çektiğim zaman arkadaşlar bu çektiğim iki kalemin beyaz olma olasılığını bize 6/25 olarak vermiş. Yani arkadaşlar x tane beyazın içerisinden ben İki tanesini seçiyorum. Kırmızıdan ne yapıyorum? Hiçbir şekilde seçmiyorum. Dolayısıyla 2x tane kalemimiz var, değil mi? Toplamda bu 2x tane kalemden de kaç tane çekmiş olacağım? 2 tane çekmiş olacağım. Bize beyaz çekme durumunun olasılığını ne yapmış sormuş. Dolayısıyla ben burada x tane beyazın içerisinden 2 tanesini kaç farklı şekilde seçerim? X'in ikili kombinasyonu şeklinde seçerim. Bu bizim için istenilen durumdur. Gelelim bu tarafa. 2x tane kalemin içerisinden toplamda 2 tanesini 2x'in ikili kombinasyonu şeklinde ne yaparım? Seçerim. Bu da bizim için nedir? Tüm durumdur. Bu neye eşit olacak arkadaşlar? 6/25'e eşit olacaktır. Çünkü iki kalemin ikisinin de beyaz olma olasılığını 6/25 olarak bize vermiş. Arkadaşlar buradan da işlemleri şu şekilde çözdüğümüz zaman sonucumuz ne çıkacaktır? 13. Yani x 13 olarak çıkacak. X'in 13 olarak çıkması ne demek? Yani 13 tane beyaz, 13 tane de kırmızı var demektir. Bize neyi soruyor peki burada? Torbada toplam kaç tane kalem vardır diye soruyor. O halde toplamda kalem sayısı 2x'ti. Buradan da 2 çarpı x yerine 13 yazacağım. Sonucumuz 26 olarak çıkacaktır. Bir otelde hepsi birbirinin aynı olan 12 kapıdan 5 tanesi restorana, 4 tanesi spor salonuna, 3 tanesi de sinema salonuna açılmaktadır. İki müşterinin aynı kapıyı kullanmaması şartıyla rastgele seçtikleri
iki kapıdan, demek ki toplamda iki tane kapı seçeceğiz. İki kapıdan birinin restorana, diğerinin ise sinema salonu. Demek ki bir tanesi restorana çıkacak arkadaşlar, diğeri de sinema salonuna çıkacak. O halde spor salonuna çıkan bir kapı var mı? Yok. Dolayısıyla onu almayacağız. Ne diyor bize? Sinema salonuna çıkma olasılığı nedir diye soruyor. Öncelikle toplamda burada 5 tane restorana çıkan kapı var, 4 tane spor salonuna çıkan kapı ve 3 tane de sinema salonuna çıkan kapı var. O halde toplamda kaç tane kapımız var? 12 tane kapımız var. Bize diyor ki 2 tane kapı seçeceksin. Bu 2 kapının bir tanesi nereye çıkacak? Restorana çıkacak. Bir tanesi de diyor sinema salonuna çıkacak. Dolayısıyla spor salonuna çıkması istenen bir kapı var mı? Hayır. Onu ne yapıyorum? Çiziyorum. Bizim için istenilen restoran ve sinemadır. Toplamda ise arkadaşlar ben burada 12 tane kapıdan kaç tanesine çıkmış oluyorum? 2 tanesine çıkmış oluyorum. Şimdi istenilen durum nedir? Restorana ve sinema salonuna çıkma. Dolayısıyla restorana ben 5 tane kapıdan bir tanesini nasıl seçebilirim? 5'in birlik kombinasyonu şeklinde seçebilirim. Dolayısıyla 5'in birlik kombinasyonu çarpı diyorum. 3 tane sinema salonundan bir tanesine 3'ün birlik kombinasyonu şeklinde ne yapabilirim? Çıkabilirim. Bölü diyoruz arkadaşlar. Bu bizim için istenilen durumdur. İstenilen durum yazdıktan sonra geliyoruz tüm durumumuza. Tüm durumda ise 12 tane kapı var. 12 tane kapının kaç tanesine çıkmaya çalışıyorum? 2 tanesini. Dolayısıyla 12'nin ikili kombinasyonu olacaktır. Buradan da sonucumuz 5 bölü 22 olarak bulunacaktır.